Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı verilen mücadelede başlayan yeni normalleşme ile birlikte okullarda eğitim sistemi de değişime uğradı. Evet. Çok güzel. Birazdan başlayacağız, tamam mı? Herkes ellerini kaldırıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilirken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bizzat tanıttığı temassız oyunlar projesi için harekete geçti. Büyükşehir Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü İşbirliği ile Profesör Doktor Tolga Erdoğan tarafından 4 gün boyunca yaklaşık 630 okul öncesi sınıf ve beden eğitimi öğretmenine temassız oyunlar eğitimi uygulamalı olarak anlatıldı. Çok güzel. Evet, harikasınız. Eğitimler sonunda Masal Parkı'nda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla temassız oyunlar şenliği gerçekleştirildi. Merhaba, merhaba, hepinize birden merhaba. Merhaba, merhaba, hepinize birden merhaba. Sabahları erken kalkalım, hep düşünüyorum. Şenliğe telekonferans ile bağlanan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimlerle birlikte güvenli bir şekilde oyun vasıtasıyla hijyen kuralları, uzaktan eğitimle ilgili bazı hususları paylaşıyor olmasının rahatlatıcı olduğunu belirtti. Böylesine zorlu günlerde, böylesine sağlık açısından sıkıntılı günlerde, dünyanın bütün ülkelerinde COVID-19 dolayısıyla yaşanan problemli bir dönemde sizlere bir güneş gibi açacak projelerle uğraşıyor olmanız, bunları hayata geçiriyor olmanız gerçekten çok değerli. Temassız oyun konusunu öne çıkardık. Çünkü oyun bizim en önemli aracımız, oyun bizim eğitimde kullandığımız en güzel metot. O yüzden de oyun vasıtasıyla hijyen kurallarını, oyun vasıtasıyla uzaktan eğitimle ilgili bazı hususları paylaşıyor olmak bizi çok rahatlatıyor. Sizin de böyle bir işe, böyle bir etkinliğe sahip çıkmanız her zaman olduğu gibi bizi çok mutlu etti. Ve başkanım, orada çocuklarımızın mutluluğu, öğretmenlerimizin sevinci ve buluşmanın tadı hepimize gerçekten büyük bir mutluluk veriyor. Ben çok teşekkür ediyorum katkısı olanlara, emeği geçenlere. Hepinizi kutluyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise tekrardan sevgiyle kucaklaşmak için maske, mesafe, temizlik kurallarına uyulması gerektiğini hatırlattı. Çok güzel bir ortamdayız. Adı çok güzel buranın, Masal Park. Ve çok güzel bir sonbahar sabahındayız. Ve hep birlikte Türkiye'de ilk kez temassız oyun dediğimiz özel bir çalışma için bu aradayız. Ben emeği geçen müdürümü, çalışma arkadaşlarımı, kıymetli hocalarımı ve katılan siz sevgili çocukların, buna izin veren bilinçli anneleri, babaları sevgi ve saygıyla selamlıyor, hoş geldiniz diyorum. Sizi geleceğe hazırlarken tek başına kitaplarla olmuyor bu. Oyun zihinsel gelişimi sağlıyor. Hocalarım bundan çok daha iyi, benden çok daha iyi bilirler. Oyun deyip geçmemek gerekiyor. Sizi zihinsel olarak vereceğimiz mesajlar, öğrenmeniz gerekenler oyun yöntemiyle, bir eğitim tekniği yöntemiyle kullanabiliyoruz. Aynı zamanda sosyalleştiriyor, hepimiz bir aradayız. Biz büyük bir milletiz. Allah'ın izniyle bu zorlu dönemi el birliği içerisinde atlatacağız. Bu evlatlarımızı en güzel bir şekilde yetiştireceğiz. Ne yapmak gerekiyorsa, işte bugün olduğu gibi güç birliği yapacağız. Ekiplerimizle, paydaşlarımızla sımsıkı sarılacağız. Türkiye'deki Gaziantep modelini örnek bir model yapacağız. Sağlıklı bir şehir için, güvenli bir şehir için, çocuklarımızın geleceği için gidecek çok yolumuz var diyor. Rabbim yolumuzu açık etsin. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Bu birliklerin her birinin gözlerinden tek tek öpüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Tam 630 öğrencimiz, öğretmenimiz bu eğitimleri aldı. Bu eğitimi alan öğretmenlerimiz kendi okullarında diğer öğretmen arkadaşlarımıza da
anlatacaklar ve Gaziantep'te 31.500 öğretmenimizin tamamı bu eğitimlerden yararlanacak. 600 bin sizin gibi çocuğun tamamına bu eğitimi vereceğiz inşallah. Bütün bu büyük organizasyonda eğitim sürecinden bugüne kadar desteklerini esirgemeyen, hep bizimle olan organizasyonun sahibine, Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Bakanımıza çok teşekkür ediyorum.